Bir elimde aslında hiç var olmayan Nike'ın kulaklığı bulunuyor. Çinliler bir kulaklık yapıp üzerine de Nike basmışlar. Ama araştırdığım zaman Nike'ın sadece spor tipi kulaklığı var. Birazdan geleceğiz. Bir elimde de Samsung'un yeni çıkan modellerde AKG olarak adlandırdığı replika bir kulaklık var. Bu videoda birazcık neden replika alınmaz ona değineceğim. Çünkü bundan önceki videomda AirPod'ları kıyaslamıştım, çakma AirPod'ları. Türkiye'de 100 lira olup da AliExpress'ten 20-30 liralara almama rağmen çok kalitesiz gelen bir kulaklıktı. Ve bugün de sizler birlikte sözde 2 kutu satın almış olduğum ama incecik gelen Nike kulaklığı ve Samsung'un replika Samsung'un, çakma Samsung'un kutu açılımını yapacağız. Ama öncelik olarak ben Nike'dan başlamak istiyorum çünkü bunu satın alırken ilan sayfasında Nike kutulu bir fotoğraf vardı ve ben o kutulu kulaklıktan 2 adet satın almıştım. Yani öyle bir kutunun bu paket içerisinde olması imkansız. Çünkü çok ince görünüyor. Elime biraz kablo geliyor, ya kandırıldık ya da AliExpress'teki Çinliler, çakmacı Çinliler yeni taktikler geliştirmeye başladı kargoyu daha ucuza getirebilmek için. Acaba neden böyle bir şey yapma gereksinimi duydular? Tamam, Nike kulaklık gelmiş gibi görünüyor. Üzerinde Nike logosu var en azından. Hem de 2 tane gelmiş görünüyor. Ama kutu şişmesin diye büyük ihtimalle adamlar Nike kutularını, ilanda göstermiş oldukları Nike kutularını katlayarak göndermiş. Nike Just Do It kutularına. Ve bir sürü rengi de var bu kulaklığın. Üzerine koskoca Nike basmışlar. Ve ortasına kocaman Nike'ın logosunu basmışlar. Tabii ki de Nike'ın bundan haberi yok. Çünkü araştırdığım zaman Nike'ın sadece sporcu kulaklığı çıkıyor boyuna asılanlardan. Ama satıcının birkaç şey daha var. Nike Just Do It yazılı. Galiba bu kutuyu bizim toplamamızı istiyorlar. Tamam, kutuyu toplamak basit. Bu yazılardan 2 tane göndermişler. Neyse. Kutuyu halletmek basit. Şuraları katlarız. Merak ettiğim acaba Samsung'dan nasıl bir şey çıkacak? Onda da bayağı kutulu olsun diye fazladan para verdim. O da şu an kutulu gibi görünüyor ama hiç umudum olmadığını belirtebilirim ses kalitesi konusunda. Çünkü ürünler belli yani. Çakma olan bir üründen kalite beklemek imkansız. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite tabii ki de ayrılmakta ama bunlar tabii ki de en kötü kalitelerden. Kablonun üstüne Just Do It yazmışlar bir de ya. Ya sen kulaklıksın, kendine gel, ne Just Do It. Dalga geçer gibi ya. Ne yapacak adam, bunu okuyup gaza mı gelecek? En azından mikrofonu var, tuşu var. Onun dışında kutusunu toplamaya çalışıyorduk en son. Tamam, kutusu okey, toplandığı zaman böyle oluyor. Arkasına Just Do It gelecek. Onun üstüne de şurada yuva yapmışlar. Büyük ihtimalle kulaklıklar gelecek. Şöyle yaparsak. Hayal edilen bu, gerçekte gelen bu. Evet, buradan zaten bir olumsuz puanı, 0 puanı aldı benden. Satıcının beni kandırmasıyla. Ben bunu hediye vereceğim belki, nereden biliyor, bununla mı uğraşacağım ben? Fotoğrafta öyle göstermiş. Vallahi parayı hediyesi almak istesem çok rahat alabileceğim bir yer. Ama zaten videosunu çekiyoruz. Ses kalitelerini denemeden önce kulaklıkları bir kenara alalım. Birazdan bakacağız zaten. Kablo kalitesi ve malzeme kalitesi. Oha, 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 şu kaliteye bakın. Umarım kamerada görünüyor. Şuraya bakın. Odaklayabildi mi kamera? Arası 2 santim açık resmen. Fotoğrafları çekip yüklerim videoya. Oha. Diğeri sağlam mı? Diğeri sağlam. Diğerinde sorun yok. Tamam, siyahta da pek bir şey yok gibi. Ama kulaklıkların arası çok açık. Yani kısacası çöp. Gelelim Samsung'a. Bakalım Samsung'da Çinliler neler yapmışlar. Oley. Oley oley. Parayı verdik. Sonunda kutulu bir şey çıktı. Oo, bu biraz iyi bir şeye benziyor. Yani kutlama olarak en azından. S8 Samsung EO IG955 kulaklık. Çakma olduğu kutunun yazı fontundan bile belli oluyor. Arkasındaki bilgilerden de. Adamlar imalatçı kısmına Samsung China yazmış. Bu ne lan? Samsung Electronics Co altında Samsung China. Çinliler artık açmış, Samsung diye fabrika açmış sırf Samsung üretmek için herhalde. Şuraya detaylı bakın. Samsung yazmış adamlar adres yerine. En azından kutu sağlam geldi. Şöyle bir açılışı yapalım. Oo. Bir çakmaya göre güzel karşılama önünde arkasında. Bakalım içinden. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu nasıl kutulama? O kadar kutu yapmış. İçine koyduğu şeye bak. Sadece kenarda böyle ezik büzük bir kulaklık duruyor. Başka hiçbir şey yok. Neyse, affettim seni. Şöyle orijinalindeki gibi plastiğe koyup göndermişler. Üzerine de bu adı yazmışlar, bu kodu yazmışlar. Oo, bunu sevdim ya. Bu biraz daha kaliteli. Yani çakmanın iyisi. Yanında şöyle barkodlanmış halde bir yedek kulak tıpaları bulunuyor. Onun dışında kablosu örgü, ses kontrolcüsü plastik. Üzerinde AKG yazıyor görmüş olduğunuz gibi ve markanın üzeri de ufak bir jelatinle kaplı. Kaldırırsam şöyle. Şimdi kablosu çok kaliteli duruyor, ne yalan söyleyeyim. Örgü bir kablo göndermişler. Onun dışında jack'ın üzerinde Samsung yazısı yer alıyor. Ve jack da bayağı ince ve kaliteli duruyor. Şimdi şöyle bir hemen testini yapalım. Tabii AKG Samsung kulaklıkla birebir olduğu için kulağa gayet güzel oturuyor. Hemen şöyle bir şarkı açmak istiyorum. Bakalım nasıl bir sesi var. Oo, çok derinden geliyor. Ben bu ses tonunu en son çarşıdan aldığım 7,5 müydü 10 liralık bir kulaklıkta rastlamıştım. Adamlar bassları yükseltmek için o kadar boğuk sürücü kullanıyor ki insanlar aa ne güzel bas sürüyor ya bu diyebilsin diye. Ama tease mid sıfır. En azından Türkiye'de bu kulaklığı 50 liraya 100 lira satıyorlar bu çakma kulakları. Ne artısı olur? Türkiye'den alırsanız bir tık daha ucuza gelebilir. Ama onun dışında asla kullanmanızı tavsiye etmediğim bir kulaklık türü. Çünkü daha önce eğer bir tık kaliteli bir kulaklık kullandıysanız ve o bir tık kaliteli kulaklıktan buna geçecekseniz, bu çakma kulaklıklara geçecekseniz ağlarsınız. Ama eğer ilk kulaklığınızsa ve kaliteli bir kulaklığa alışmadıysanız, kaliteli kulaklık nedir bilginiz yoksa, tease, mid, bass bilginiz yoksa, equalizer bilginiz yoksa bu kulaklık size göre çok kaliteli gelebilir ama sana puanım kutu dolayı ve Samsung markasını küçük düşürmeyelim, kablo kalitesini yüksek tutalım, dış görünüşü güzel olsun dedikleri için 3 kanka. Onun dışında Nike zaten baştan kaybetti beni bu saçma sapan şeylerini yaparak, saçma sapan bozuk ürün yollayarak. Onun dışında right left yok değil mi bunda? Right left de yazmıyor hiçbir yerinde. Kulağa desen oturmuyor. Böyle duzo gibi ayakta duruyor böyle. Sen niye ayakta? Evet. İnşallah sağır olmam. İnşallah sağır olmam. Kulaklarıma zarar gelmez. Amin amin. Aga be. Jack'ı oynatıyorum. Hışırtı yapıyor. Fış fış ötüyor. Lan neyden kapladınız bunu? Normalde altın kaplı olur buralar. Çin'in en ucuz metaliyle imal edilmiş herhalde. Neyse tamam. Bu kadar fazla ön yargıyla yaklaşmayacağım. Bugün sınanıyorum arkadaşlar. Nike dedik. Nix'e de olmaz. Kundura da olmaz bu. Ya bu kulaklığı bir tık daha biraz daha takarsam ya plastik malzemesinden kanser olurum ya da ses kalitesinden kanser olurum. Hatta ben bu kulaklığı ne yaparım? Ben bu kulaklığı koparırım. Öyle bir kulaklık bu. Bu kulaklık kullanılmayı hak etmeyen bir kulaklık. Zaten görüyorsunuz ip gibi kopuyor. Bak. Bak bitti. Al. Şuna bak al, kökten koptu al. Bu ne ya? Bu videoda çok sinirlendim. Ciddiyim, çok sinirlendim. Yani kulaklıklar ve müzik benim ilgimi çeken bir konu ve bu kategoride bu kadar kalitesiz ürünün yapılması beni rahatsız ediyor. Arkadaşlar sessiz olun. Ucuz veya çakma bir kulaklık almayın. Rica ediyorum. 50 liranız mı var? Marka alın. Marka itibarını korumak için her zaman daha kaliteli ürün yapmaya çalışır. JBL alın ama ucuzunu alın. Yani ne diyeyim? Marka alın, kaliteli alın, orijinal alın. Bu kadar. Bu videoda verebileceğim öğütler bu kadar. Görüşmek üzere.